Hah. Al. Kendi elleriyle yazmış. Esra aileye sızmaya çalışıyor. Ama hala başaramadı diye. Al oku Mehmet abi. Abi biliyorum, güvendiğim birinden kazık yemek sanki mide boşluğuna yumruk yemek gibi bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Toparlanmak zorundasın. Burak'la Duru'yu bulmak için sana ihtiyacımız var. O kadını ara. Malum hatun sana kesik. Bir şeyler deyip ikna et. Başka çaremiz yok abi. İnanamıyorum ya. Burada bir sürü romantik duygusal şeyler yazıyor. Büyük abim yazmış bunları ya. Evet. Bir karısı bir de bebeği varmış. Sonra kadın bebeğini alıp kaçmış falan. Şaşırmadım, akıllı kadınmış. Yani sürekli onları özlediğinden bahsetmiş. Çocuğunu çok seviyor anlaşılan. Ya yemişim onun çocuk sevgisini. Bozuk para gibi harcıyor milletin çoluğunu, çocuğunu. Nereye? Vallahi daha fazla oturup büyük abinin sevgili günlüğünü okuyamayacağım. Gideceğim Meltem'i bulacağım. Bakalım neredeymiş savaşta büyük abi. Dikkat et. Yani sen böyle yanından her gittiğinde ben bir daha seni göremeyecekmişim gibi geliyor. Ne görüşmemesi ya? Evleneceğiz kızım seninle. Bebek yapacağız. Umut olacak adı. Hayal. Tamam. Hele bir yapalım da şu bebeği. Gerçi nasıl yapacaksak. Adı sonraya kalsın. Küçük. Kızma, benim küçük jeneratörüm. Tamam, hadi git de Burak'ı bul bir an önce. Onu bir yakalayayım zaten, eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Hadi. Ne yapıyorsun sen burada? İlk günden kovmaya niyetlisin herhalde, anladım ben. İlanlara bakayım. Ne ilanı? Ne ilanı olabilir Meltemciğim? Ev ilanı. Ev ilanı? He. Nasıl yani? Canım biz bir yuva falan kuracağız ya. Onun için önce bir eve ihtiyacımız var. Onu şey yapıyordum. Şimdi biz ciddi ciddi ev mi tutacağız? He. Şş, muhabbet kuşları. Söyleyin bakayım, savaşı nerede bulurum? Biz takılmıyoruz artık kendisiyle canım. İyi, sen söyle o zaman. Sen biliyorsundur. Nerede savaş? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Bakın, bırakın artık oyun oynamayı. Oyun falan yok. Bitti. Biz çıktık oyundan. Tamam o zaman. Başka kime ulaşabilirim? Bak, savaşta yalnız çalışmadığınızı biliyoruz, tamam mı? Esra da büyük abiye çalışıyor, öğrendik. Başka kim var? Nasıl ulaşabilirim büyük abiye? Onu söyle. Meltem, Allah aşkına bir halt biliyorsan söyle. Def olsun gitsin şu adam. Kim ne halt ediyorsa etsin. Meltem bak, biliyorum. Sen köyde bir kız falan değilsin, tamam mı? Yaptığınız şeyler, oynadığınız oyunlar falan hep o benim kardeşim olacak itin halt yemesiydi. Biliyorum, şu an çok korkuyorsun. Tek derdin Levent'le gidip yeni bir hayata başlamak. Susarsam her şey unutulur gider zannediyorsun. Ama yanılıyorsun Meltem. O iş o kadar kolay değil. Bak, bana tilki hayatım boyunca şu ana kadar ne öğrendin diye sorsan sana tek bir şey söylerim. Kaçma. Çünkü kaçınca insan hiçbir şeyden kurtulamıyor Meltem. Bütün hataların, bütün günahların peşinden geliyor buluyor seni. Yeni bir hayata başlayayım diyorsun, temiz bir sayfa açayım diyorsun. Geçmişin gelip ayağını dolanıveriyor. Bak ben 2 dakika kaçtım diye kardeşimi kaybettim. Canımı, ciğerimi kaybettim. Düşman oldu bana. Yetmedi, sevdiklerime dadandı bir de. Şimdi dönüp düzeldiğim desen yok, bitti gitti. Ama senin hala bir şansın var Meltem. Hadi söyle artık, nerede büyük abi?
Büyük abi şehir dışında büyük bir çiftlikte yaşıyor ama şu an durumu ağır olduğu için oraya gittiğini sanmıyorum. Bu mu? Bir araba dolusu lafı bunun için mi ettim ben? Kızım ben sana nerede olmadığını sormadım. Nerede diye sordum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bir dakika, bir dakika. Bir seferinde bizimle avukatının evinde buluşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam bu civardaydı ev. Nerede Meltem? Hayatımın en güzel yıllarından bir hatıra. Karım ve kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.